Maalesef Reyhanlı halkı bu vahşete göstermesi gereken tepkiyi göstermedi. Tam olarak göstermemesi gereken tepkiyi gösterdi. Katillerin, provokatörlerin arzu ettiği şekilde davrandı ve davranmaya devam ediyor. İki bomba yüklü araç patlamış. Her taraf ceset dolu, yaralı dolu. Kan gövdeyi götürüyor. Ve böyle bir ortamda birileri ölüleri yaralıları bırakıp o civarda gördükleri Suriyeli mültecilere saldırabiliyorlar. Koca koca taşlarla kafalarına vurabiliyorlar. Bu bombalı saldırılarda öldüğü söylenen kişilerin birçoğu maalesef Reyhanlı'daki bu sokak teröristleri tarafından öldürülmüştür. Neonazi terörü, bildiğiniz neonazi terörü. Berlin 1933. Sokakta nasıl o zaman Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin gençleri sokakta gördükleri Yahudilere, Çingenelere saldırıyorlardı. Onların kafalarını asfalta vura vura öldürüyorlardı. Maalesef bugün de Reyhanlı'da bir takım neonaziler, öyle diyeceğim artık, sokaklarda faşist bir terör estiriyorlar. Bu terör devam ediyor. Yani Reyhanlı benim bu memlekette en çok sevdiğim, en çok saydığım, takdir ettiğim yerlerden bir tanesiydi. Dehşet içindeyim. Yani meydanda bir sürü insan toplanmış. Bağırıyorlar, çağırıyorlar, hükümete sövüyorlar. Hiç kimse bu cinayeti işleyen Esed rejimine bir şey demiyor. Hükümete sövüyorlar ve Suriyelilere saldırıyorlar. Suriyelilere sövüyorlar. Yani tam olarak provokatörlerin arzu ettiği, murad ettiği şeyi yapıyorlar. Ana avrat sövüyorlar. Orada bayan bir gazeteci vardı. Ondan önce benim yüzüm kızardı. Hiç kimse de ya niye böyle konuşuyorsun, ayıp olmuyor mu demiyor. Tam tersine kelli felli adamlar sokak ortasında böyle işte ana avrat, affedersiniz, sövenleri kışkırtıyor. Şakşakçılığını yapıyor onların. Bakan geçiyor oradan, Sadullah Ergin Adalet Bakanı. Bir meczup el kol hareketleriyle hakaretlerde bulunuyor. Gençler sırıtarak alkışlıyorlar. Bu tabii ki bütün Reyhanlılar değil bunlar ama bütün Reyhanlı bu vahşete, bu barbarlığa göz yumuyor. Ya alkışlıyor ya da sessizliğiyle destekliyor. Tekrar ediyorum, insanlar öldürülmüştür. Bombalı eylemlerden hemen sonra 5-10 dakika içinde birçok Suriyeli saldırıldı. Kafaları ezilerek öldürüldüler. Bir tanesini ben kesin olarak biliyorum. 3 kişinin, yani bu bombalı saldırıda öldürüldüğü ileri sürülen kişilerden 3'ünün Reyhanlı'daki bu sokak çeteleri tarafından öldürüldüğü söyleniyor. Ben en az bir tanesinin kesin olduğunu biliyorum. Şimdi bu bombalı saldırının ardından estirilen neonazi teröründen sonra zaten artık Suriyelilerin tamamına yakını, birkaç çok cesur insan hariç veya çok çaresiz insan hariç, doktora muhakkak gitmesi gereken, aksi takdirde belki ölecek olan birkaç kişi hariç, hiçbir Suriyeli sokağa çıkmıyor. Ben oradayken bir hadise yaşandı. Bir eczacı arkadaşım anlattı. Bir Suriyeli hanım bir eczaneye gidiyor. Acil bir ilaç alması lazım. Eczacı bu ilaç yok diyor. Git buradan diyor. Daha sonra o hanım benim arkadaşımın eczanesine geliyor. Durumu anlatıyor. Yani bakıyor eczacı. Yani o ilacın kendisi olmazsa bile aynı ham maddeden sayısız ilaç var. Mutlaka her eczanede bulunan ilaçlar. Nasıl böyle oldu diyor ve o eczacıya gidip soruyor. O da diyor ki, ya diyor, alışveriş bir iki dakika sürerdi. O zaman zarfında belki birileri burada Suriyeli birinin olduğunu görürdü ve dükkana saldırdı diye korktum diyor. Bugün az önce bir telefon geldi. Bir Suriyeli kardeşimiz bakkala gidiyor ekmek almaya. Sen Suriyelisin, sana ekmek yok deniliyor. Bakın burada neonazi terörü diyorum. Irkçı bir şiddetten bahsediyorum ama zannedilmesin ki oranın Türkmenleri sadece yapıyor bunu. Oranın Türkleri yapıyor. Araplar da maalesef yapıyor bunu. Yani Arap kökenli vatandaşlar kendi akrabalarına bunu yapıyorlar. İnanılır gibi değil. Yani Berlin 1933 diyorum size. Yani koca bir şehir Baas ve neonazi terörüne teslim olmuş vaziyette. Ben Beşar Esed'in yerinde olsam şu anda yani sevinçten göbek atardım. Yani bu Türkiye bu kadar kolay manipüle edilebilir bir yermiş. Aferin çocuklar, bu bombayı koyan istihbaratçı. Aferin size. Ne kadar güzel bir iş yaptınız. Bak, bir tanesini yakinen biliyorum. Doktorlar dediğiniz şekilde rapor tutmaya zorlandılar. Polis tarafından. Kötü niyetle yapılmış bir şey değil bu. Yani bu utancı biz kaldıramayız denilmiş olmalı ki
böyle bir karar verildi. Fakat biz bu utançla yüzleşmek zorundayız. Yoksa yeni cinayetler işlenir. Bakın Facebook'larda, bilmem Twitter'larda birileri haydi Reyhan'la toplanalım, haydi Suriyelileri dövelim, Suriyelilerin hanımlarına bilmem ne yapalım. Affedersiniz, böyle şeyler yazılıyor, çiziliyor. Çok açık. Bir tanesini yakından bakın, biliyorum dediniz. Aktarabilir misiniz? Bir örneği yakından biliyorum dediniz. Ya şimdi doktorun adını mı vereyim? Yani nasıl? Hayır, vereyim? Doktorun adını ifşa etmenizi beklemiyorum. Profili ortaya çıkarmak adına. Ve ya çok çok basit bir şey. Böyle bir iddia var. Cesetler taze. Otopsi tekrar edilecek. Hukukçuların, avukatların gözetiminde. Kimin nasıl öldüğü bellidir. Bakın 2 yıldır bir savaş var orada. Açıktan açığa söylüyorum. Yaralılar Sünni diye onlara eziyet eden doktorlar var, hemşireler var, tercümanlar var. Birçoğu değiştirildi ama birçoğu değiştirilmedi. Bunlara gidemiyoruz, anlatamıyoruz. Reyhan'la da herkes biliyor bunları. Bu Almanlar, neonazi diyoruz, ırkçı diyoruz. Yahu Almanlardan biz böyle bir zulüm görmedik. Bugün Reyhanlıların Suriyelilere yaptığı zulüm gibi bir zulüm. 3 milyon Müslüman Türk Almanya'da, Müslüman Türk, tarihi arka planı farklı, dini farklı, mentalitesi farklı, giyim tarzı farklı, tipi farklı. Almanlar ne mübarek adamlarmış ki bunlara 40 yıldır tahammül ediyorlar. 2 sene şurada kamplara sıkışıp kalmış, çarşıda kendini doğru dürüst gösteremeyen 200 bin mülteciyi bu memleket kaldıramadı ya. Reyhanlı bağırıyor, bilmem Samandağ zaten başından beri biz bu adamları istemiyoruz diyor. Ana muhalefet lideri istemiyoruz diyor, MHP istemiyoruz diyor. Koskoca entelektüeller çıkmış, yok bilmem bir Suriyeli mülteci hesap ödemedi. Bunlar böyle terbiyesiz adamlar, hırsız, çakal ama. 1,5 milyon liraya, 1500 liraya, 500 liralık evi kiraya verirken iyiydi. Suriyeli garibim elindeki altını Hatay'ın kuyumcularında bedavaya bozdururken iyiydi Suriyeliler. Ama en ufak bir meselede hemen, ya 2 yıl oldu daha, 2 yıl oldu. Ve 2 yıldır da bu kadar çok mülteci yok mu memlekette? 30 yıldır, 40 yıldır Türklere tahammül eden Alman hükümetini, Almanları, hatta oran neonazilerini bu kadar az suç işledikleri için Türklere karşı tebrik ediyorum ve onlara teşekkür ediyorum. Bakın bu mülteciler Arap. Tamamına yakını Müslüman. İçlerinde Türkmenler de var. Bunlar bizim kardeşlerimiz, bunlar bizim komşularımız ve akrabalarımız. Onlara bunu yapıyoruz. Bunlar maazallah Ermeni olsaydı acaba ne yapardık? Reyhan da onlara ne yapardı? 1915'i konuşuyoruz. Canım bizim halkımızdan Ermenilere kötülük eden kimse yoktur deniliyor değil mi? Ya oradaki kendi amcanın oğluna yapıyorsun bunu. Kafasına taş vurarak öldürüyorsun Reyhanlı'da. Sen kime ne yapmazsın? Yani bundan sonra benzer hadiselerin ve belki daha korkunç hadiselerin tekrarlanmaması için. Şu anda Reyhanlı'da sıkı yönetimin olması lazım. Bakın elimi kolumu sallayarak girdim Reyhanlı'ya, elimi kolumu sallayarak çıktım. Arabamda silah olabilirdi, provokatör olabilirdim, sabotajcı olabilirdim. Hazır böyle bir ortam, böyle bir atmosfer varken Reyhanlı'da gideyim birkaç kişi kışkırtayım diyen bir provokatör olabilirdim. Reyhanlı'ya girdim, kilometrelerce arabamla gittim ve bombaların patladığı şehir merkezine gelene kadar hiçbir yerde hiçbir barikatla karşılaşmadım. Dur kardeşim, sen kimsin, nereye gidiyorsun, plakan yabancı diyen bir polis de olmadı. Bu siyaset, ben size söyleyeyim, bu hükümet bu ülkeye 2 numara büyük. Bu ülkenin, bu hükümetin Suriye siyasetinin asaleti, şerefi, şanı bu ülkeye 5 numara büyük. Az önceki bu ülke değil. Bu ülkenin mana ve ehemmiyetine değil ama işte bu ortalama vatandaşa maalesef. Başbakan, Dışişleri Bakanı, hükümet ayrı bir dünya. Sahadaki adamlar ayrı bir dünya. Bu 2 senedir böyle, biliyor musunuz? Yani Başbakanın, Dışişleri Bakanının Suriye konusundaki konuşmaları ne kadar asilse, sahadaki bir takım bürokratların uygulamaları o kadar alçakça ve o kadar adice. Yani burada, orada işlerini doğru dürüst yapan doktorların, imamların, işte tercümanların, özellikle insani yardım çalışanlarının, bir takım belediye başkanlarının, Reyhanlı belediye başkanı Allah ondan razı olsun, bir takım vali yardımcılarının yaptıkları güzellikleri takdir etmekten geri durmam, Allah razı olsun derim diyorum zaten. Fakat yani hükümetin açıklamalarının mükemmelliğine mütenasip bir düzen o bölgede kurulamadı. Ne sosyal olarak, ne işte sağlık bakımından, ne de siyasi olarak, ne de askeri olarak maalesef.